Evet, iyi akşamlar diyorum sevgili ailem. Ben Erkut Erdağ. Bir cumartesi klasiği olan Sorun Konuşalım yayının 63.sünde sizlerle beraberim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun sizlere de eksik olmayınız izlediğiniz için. Çok sağ olunuz. Dolayısıyla 63. yayında sizlerle beraberim. Eylül ayının içerisindeyiz. Güzel sorular gelmeye başladı. Yazın lütfen bir giriş yapayım. Eylül ayının içerisindeyiz ve Eylül ayının en önemli olayı olan okulların açılması söz konusu. Pazartesi günü okullar açılıyor. O anlamda kademelere yeni başlayanlar, yani ilk kez birinci sınıfa başlayanlar, 5'e başlayanlar, 8'e 9'a başlayanlar, ana sınıfına başlayanlar ya da sürecin içerisinde olanlar, ikinci sınıf olanlar, altıncı sınıf olanlar. Dolayısıyla hepimizin ayrı ayrı problemleri, dertleri olabileceği, bilhassa ilk kez okulda tanışan çocuklarımızla, birinci kademeye başlayanlar, ana sınıfına başlayanlar ya da ikinci kademeye geçiş yapanlar, ilkokuldan ortaokula geçiş yapan değerli özel çocuklarımızla bir takım problemler, sıkıntılar olabilecek. Kaynaştırma öğrencilerinde aynı problemler, ayrı problemler olabilecek. Özel eğitim sınıflarında eğitim gören çocuklarımız için ayrı problemler olabilecek. O anlamda duyurusunu yapmaya başlamıştım. Dolayısıyla bu sürece birazcık daha yakından bakma adına okulların açılmasından birkaç gün sonra özellikle seçmek istediğim özel bir yayın yapacağım. Gerekirse iki yayın yapacağım. Duruma göre, sizlerin soru yoğunluğuna göre bunu hep beraber karar vereceğiz ve ayarlayacağız, planlamasını yapacağız. Birkaç gün sonra dedim, özellikle bir başlasın, olası problemler ortaya çıksın. O anlamda bunların çözümü adına bir takım yaklaşımlarım olacak. Tabii ki sorular da gelmeye başladı konuyla ilgili. Okullarla ilgili soruları da bugünden itibaren, şu dakikadan itibaren cevaplayacağım. Bunun duyurusunu yapmış olayım. Güzel, sorularımız birikti. Hemen başlayalım. Harika, hızlı başlamayı seviyorum. Evet. İyi yayınlar dileyen tüm takipçileri teşekkür ediyorum. Onu bir özetleyelim. Ve ilk sorumuz, beslenme konusunda ne düşünüyorsunuz? Şimdi beslenme konusunda ne düşünüyorsunuz? Genel bir soru olur. Şimdi biliyorsunuz biz bir özel eğitim platformuyuz. Özel eğitim hesabıyız. YouTube'la beraber dersimiz özel eğitim. Anladım ben. Otizmle ilgili soruyorsunuz muhtemelen. O anlamda hani daha spesifik tanıyı da belirtirseniz yanlış anlamlar önüne geçebiliriz. Çünkü başka bir tanı grubundan da gelebilir bu soruyu düşünerek ben biraz net olma taraftarıyım. Otizmle ilgili beslenme konusunu, otizmde beslenmeyle ilgili ne düşündüğümü sorduğunuzu tahmin ediyorum. Dolayısıyla gene genel bir soru olur. Yani otizmde beslenme işte bu hazır gıdaların tüketilmesi midir? Ya da işte bu bağırsak düzenleyici, bağırsaklarla ilgili görüş müdür? Şimdi tabii bu duruma hızlı bir şekilde giriş yapıp çıkacağım. Çünkü beni takip edenler çok iyi biliyorlar. Beslenme ayrı bir ihtisaslaşma gerektirir, ayrı bir uzmanlık gerektirir ve tıbbın konusudur, sağlık hizmetlerinin konusudur. O anlamda hani tıp derken bunun içerisine beslenme uzmanlarını da, diyetisyenleri de katmak istiyorum. Ha, bu konuyu önemsemediğim anlamına gelir mi? Kesinlikle gelmez. Sadece işi uzmanına bırakma taraftarıyım ben ve eğitimin içerisinde kalma taraftarıyım. Buna hep özen gösteriyorum. Yine takip edenler bu konudaki hassasiyetimi biliyorlar. Kabaca bir şeylerden bahsedebiliriz. Beslenme konusu açıldığında duyarlılığımı da size hissettirmek adına, yeni de takip ediyorsanız beni, beslenme ile ilgili iki yayın yapmıştım ben. Bir tanesi YouTube'da, diğeri burada. Gene yakın, ya yakın derken 5-6 ay öncesiydi yanılmıyorsam. Çok sevgili, değerli ailem, velim de olmuş, yıllar öncesinden tanıştığımız bundan bir diyetisyenle, üstelik otizmli çocuğu olan bir diyetisyenle, iyi bir diyetisyenle
değerli bir uzmanla bu konuyu enine boyuna tartıştık iki yayında. İlk yayın daha kısa çünkü bant kaydıydı. İkinci yayın gene sizlerin huzurunda soru cevabı da içeren iki saati aşan bir yayındı. O anlamda bu yayınları bir izlemenizi öneririm. Nasıl bulacağız? Ders Özel Eğitim YouTube kanalından oynatma listesini almıştım diyebiliyorum. Otizm içerisinde olması lazım. Otizm oynatma listesinin içerisinden beslenme ile ilgili çok değerli. Buradan kulağını da çınlatayım. Şu an beni takip etmiyor sanıyorum. Ara ara konuğum olur. Sevgili Gülçin Elverdi Gazioğlu diyetisyenimiz. Onunla çok özel, çok güzel bir yayın yapmıştık. Her şey vardı içerisinde. Parazitler, işte gıda katkıları, paketli gıdalar vesaire vesaire vesaire. Çok detaylı bir şekilde diyetler tabii ki. Hepsini irdelemiş idik. O anlamda beslenmenin evet otizm davranışlar üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor muyum? Bir eğitimci olarak 25 yılını bu alana vermiş bir eğitimci olarak gözlemlerim var mı? Var. Özellikle bu paket gıdalar konusunda zaten herkesin hemfikir olduğunu düşünüyorum. Onun dışında işte bu bağırsak temizliği diye bilinen bir takım uygulamalar var. Bazı işin uzmanları da bunun hani hurafe olduğunu düşünen uzmanlar var. Çok ciddiye alıp bu konuyla ilgili bilimsel araştırma yapan, tedavi geliştiren uzmanlar da var. O anlamda hani ben görüşleri söylüyorum. Burada nesnel olmaya çalışıyorum. O anlamda farklı görüşler söz konusu. Dolayısıyla ben bu tip uygulamaların hep şöyle irdelenmesi gerektiğini düşünürüm. Şimdi bu uygulamalar yapılırken tabii ki böyle yapılmasın. Ama hangisinin katkısının olup olmadığını otizmli bir çocuğun, otizmli bir bireyin yaşamında hangisinin katkısı olup olmadığını çok net bulmak biraz zordur. Çünkü hani tabiri caizse moda tabirle bütün tuşlara basılıyor. Yani çocuk eğitim alıyor. Çok erken yaştan itibaren iyi bir eğitim aldığını düşünelim. Ailenin her türlü olumlu yaklaşımı sergilediğini düşünelim. Eğitimin dışında da ekstra destekler verdiğini düşünelim. Sosyal hayatıyla ilgili planlamalar yaptığını düşünelim. Mümkün olduğu kadar sosyal uyumuna katkı verdiğini düşünelim. İnsanların arasına işte karışma şeklinde vesaire vesaire. Bütün alınması gereken işte sporla ilgili faaliyetler, işte moda tabirle hareket eğitimi aldırdığını düşünelim. Ve bunun yanında tıbbi olarak da bir takım yaklaşımlara uyguladığını düşünelim. Popüler, sizlerin çok iyi bildiği ne varsa gündemde bunları da uyguladığını düşünelim. Bunların hangisinin net katkı sağladığını anlamak biraz zor. Şimdi eğitimciye gittiğinizde iyi bir eğitim aldığını söyleyecek ve verdiği eğitim ön plana çıkaracaktır. Hekime gidildiğinde, çocuk psikiyatrına gidildiğinde doğru bir tedavi yaklaşımı olduğunu ön plana çıkaracaktır. İşte beslenme uzmanıyla çalışıldıysa, yine bir hekimle çalışıldıysa yapmış olduğu müdahalelerin bu başarıyı, çocuğun da başarılı olduğunu düşünüyoruz bu arada, söyleyecektir. Bunu anlatmaya çalışırım. O anlamda hani burada netliği sağlamak zordur. Böyle hemen hızlı değişimmiş gibi algılanır bazı yaklaşımların müdahalesi sürece. Bu da hani bu hemen ve hızlı olacak şeylerin çok sağlıklı olamayacağını, çok objektif olamayacağını düşünmenizi isterim, sorgulamanızı isterim. Ancak böyle cevaplar verebilirim, burada kapatırım. Daha çok gözlemlerim ön planda olur. Dediğim gibi işi uzmanlarına bırakma taraftarıyım. İki tane video çok değerli video. Onları mutlaka izleyin olur mu? Otizm ve beslenme ile ilgili. Evet. Onun dışında geçelim. Evet. Gölge öğretmenlik. Şimdi elimdeki ufak bir dokunuşta hemen başa sarıyor. Gölge öğretmenle çalışmaya neye göre karar vermeliyiz? Çok güzel bir soru da. Şimdi gölge öğretmen de şimdi bazen bu bizim inisiyatifimizde olmuyor. Değil mi? Yani biz işte çocuğumuzu bir okula kayıt ettirdiğimizde ister özel okul olsun, ister devlet okulu olsun, ister okul öncesi eğitim kurumu, işte anaokulu ve türevleri olsun,
ister birinci sınıftan itibaren normal kademe okulları olsun. İlk söylenen şey çocuğumuz kaynaştırma olacaksa söylenen şeylerden bir tanesi diyelim. Hepsi yani bütün kurumlar için bunu genellemeyelim ama genelde isteniyor. Gölge öğretmeni de olsun. Çocuğu görmeden bile. Yani gölge öğretmen gelsin. Kaynaştırma mı? Aa tamam hadi gölge öğretmeni de olsun. Da acaba çocuğumuzun gölge öğretmene ihtiyacı var mı? Sizin sorunuzda olduğu gibi. Bu çok önemli. Şimdi çocuğumuzun gelişimini takip edenler olarak kimler bunlar? İlk etaptan itibaren işte almış olduğu özel eğitim, gittiği özel eğitim kurumu, okul öncesinden bahsediyorum. Orada almış olduğu eğitimin kalitesi, çocuğumuzun sosyal uyumuyla ilgili ne kadar hazır olduğu gibi gibi elimizde verilerin olması lazım. Yani çocuğumuzun problem davranışları var. Şimdi akademik olarak bir kere yakın olduğunu, uyum sağlayabileceğini düşünüyoruz. Çocuğumuz kaynaştırma öğrencisi olacaksa ki RAM'ın da zira kararı bu yönde olacaktır. Evet bu çocuk kaynaştırmada da yapabilir görüşünü verecektir. Ona göre zaten yönlendirmesi yapılacaktır. Kaynaştırma, bütünleştirme programına alınması bağımında. Dolayısıyla onu geçiyorum. İşin akademik kısmını geçiyorum. Daha çok uğraştığımız şey bizim ne oluyor? Çocuğumuzun sosyal uyumu, işte problem davranışlarının süreci etkisi, sınıf ortamında işte çocuğumuzun hakimiyeti gibi gibi sınıftaki öğretmeni zorlayabilecek durumların olması ya da olmaması gölge öğretmenin tercihini etkiliyor. Yani ya hocam aslında mülayim bir çocuk ama işte tek başına bırakıldığında yani sınıfta işte sıraya oturduğunda yanında kimse olmazsa bu çocuk öğrenemez. O yüzden mutlaka gölge öğretmene ihtiyacı vardır diye düşünüyorsa anne baba burada buna saygı duyarım. Olabilir. Yani çocuğunuzun daha iyi eğitim alması adına buna da bir bütçe ayırabiliyorsanız ki biliyorsunuz gölge kim gölge öğretmenlik diyoruz da işin terminolojik adını da söyleyelim. Bu öğretmenlik ifadesi doğru değil aslında. Şimdi çok güzel ismi var onun. Kolaylaştırıcı kişi olarak. Çünkü öğretmen değil yanındaki. Ha, öğretmen de olabilir. Eğitim fakültesi mezunu öğretmen olabilir ama bu daha çok genel işte yanında abi abla kim varsa onlar için kullanıldığı için öğretmenlik ifadesi doğru düşmüyor. Milli Eğitim Bakanlığı buna kolaylaştırıcı kişi diyor. Özetle bu kolaylaştırıcı kişi ihtiyaç hissediyorsanız çocuğunuzun iyi eğitim alması adına olabilir. Ama şimdi neye göre karar verilmeli ve kolaylaştırıcı kişi ne yapmalı, ne yapmamalı o çok önemli. Dolayısıyla dediğim gibi okul idaresi öğretmen isteyebilir, o konuda mutlaka olsun diyebilir. Oradaki bakış açısı değişebilir ama çocuğu görmeden istemelerini çok doğru bulmuyorum. Çünkü çocuğu bir görmek lazım. Sınıfta bir görmek lazım. Çocuğa bir zaman vermek lazım. İşte bu uyum haftası diyoruz. Özellikle yeni başlıyorsa okula bu uyum haftasındaki performansına çocuğun bakmak lazım. Sonrasında yine bir süre çocuğa fırsat vermek lazım. Çocuğun yaşıtlarıyla uyumuna bakmak lazım. Gerçekten hani çocuğun yararına kolaylaştırıcı kişiyi almalı ya da almamalıyız. Yani bunu dediğim gibi sınıf öğretmeninin burada çok nesnel davranmasını bekliyorum. Beklemek istiyorum daha doğrusu. Böyle olduğunda süreç daha iyi gidecektir. Tamam. Karar verildi ya da siz istediniz özellikle akademik olarak birazcık da hani anne baba içgüdüsüyle diyelim. Çocuğunuzu birazcık koruma altında tutmak istediğiniz ya yalnız tek başına ne yapar o çocuk orada iyi düşündünüz, güvenliğini düşündünüz. Bunların hepsine saygı duyuyorum. Dolayısıyla bir kolaylaştırıcı kişiye karar verdiniz. Kendiniz ya da işte öğretmeniyle görüşerek, idare, okul idaresiyle görüşerek. Burada asıl olan işte ne yapması gerekiyor, ne yapmaması gerekiyordur. Yani sağlıklı bir kolaylaştırıcı kişi uygulaması. Gölge öğretmenlik uygulaması nasıl olmalı? Bunun da videosu var.
İnanmayacaksınız ama bunun da videosu var. Üstelik bu işi benim gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla daha doğrusu. Çünkü bilemediğimiz, ulaşamadığımız güzel olumlu örnekler olabilir. Yapan bir kişiyle yaptığım röportaj sonrasında bir program dizisi yapmıştık biz. Kendisiyle güzel bir uyum yakalamıştık. Bir eğitim fakültesi mezunu, PDR mezunu, yani rehber öğretmenlik mezunu, rehber öğretmen, gerçekten bu kolaylaştırıcı kişiliği, gerçek gölge öğretmenliği nasıl olması gerektiğine dair güzel izlenimler vermiş idi. Güzel çalışmaları olmuştu özel bir okulda. Dolayısıyla onu da YouTube kanalından bulursanız, dersimiz özel eğitim YouTube kanalından bulup izlerseniz onun da size çok katkısı olacaktır. Doğru bir örnek adına iyi olacaktır. Onu da söylemek istiyorum. O biraz karışıktır. Onu çünkü sınıflamamıştık yanılıyorsam, gruplamamıştım. Biraz aramanız gerekiyor. Videolar içerisinde şöyle bir tararsanız geriye doğru ortalarda bulacaksınız. Onu da izlemenizi öneririm. Dolayısıyla gölge öğretmen kısaca biraz uzattık. Sırada sorular var ama önemli bir hadise. Dediğim gibi birkaç gün sonra sırf bu konuyla ilgili, okulla ilgili, okul sorunlarıyla ilgili zaten yayın yapacağız. Ortada tekrar değineceğiz. Soruldukça gene değiniyorum. Gölge öğretmen, hani ya da kolaylaştırıcı kişi çocuğun gölgesi olmamalı. Yani o terim gibi davranmamalı. Yani çocuğun her dakika, her saniye yanında, hatta bazen abartarak çocuğun yapabileceği, yapması gereken işleri de yapan kişi olmamalı. Gölge öğretmen, kolaylaştırıcı kişi yani, çocuğu öncelikle güvenliğinden sorumlu olmalı. Bir uyum problemi yaşadığında, yaşıtlarıyla, özellikle ders dışı zamanlarda, teneffüslerde yaşıtlarıyla olabilecek uyum problemlerini çözme yönünde katkıda bulunmalı. Ve mümkün olduğu kadar, eğer çocuk belli bir ilerleme gösteriyorsa, mümkün olduğu kadar uzak durmalı. Hep böyle yanında, dibinde olacak diyebilir, değil mi? Aslında evet, ihtiyacı varsa öyle başlamalı. Ama süreç içerisinde çocuk uyum sağladıkça belli bir mesafe koyabilmeli. Bu mesafeyi koyamadığında biz çocuğumuzu özgürleştiremiyoruz. Çocuğumuzu bağımsız yaşam becerilerini öğretemiyoruz. O anlamda benim tabirimde çocuk fazla yaslanmış oluyor yanındaki kolaylaştırıcı kişiye ve çocuk bağımsızlaşamıyor. Hatta öyle durumlar görüyoruz ki biz, hani ilk etapta çocuk mesela yazı yazma zorlandığında işte elinden tutma vesaire gibi destekler veriyor kolaylaştırıcı kişi. Sonrasında hani bu onun yerine yazanları bile görüyoruz. Ama yavaş yazıyor, biz ödevini yetiştirelim falan diye. Bu doğru değil. O anlamda gerçekten ve gerçekten çocuğun okul yaşamındaki süreci kolaylaştırmalı ama onun yerine yapmamalı. Kısaca böyle anlatabilirim. O videoyu izleyin derim ben tekrar. Evet hocam, 5 yaşında kreşe gidiyor. Özel eğitim alıyor. Demek istediğiniz kelimeler var. İhtiyaç dahilinde konuşuyor. Evet, neler yapmalıyım? Çıkar amaçlı iletişim efendim. İsteğe bağlı konuşma. Bu bahsettiğimiz şey. Çok sık yaşadığımız, müdahale etmemiz gereken bir hadise. Müdahale etmediğimizde, ya çocuk konuşmaya başladı. İşte bazen konuşuyor. Yani sizin dediğiniz gibi ihtiyacı olduğunda konuşuyor. Onun dışında ihtiyaç yoksa benim sorduğum sorulara cevap vermiyor. Başka kişilerin sorduğu sorulara cevap vermiyor, iletişimde bulunmuyor. Zaman içerisinde bu da gelir diye düşünmeyin. Otizmli çocuklarımızda, ki ondan bahsediyoruz sanıyorum, bu pek öyle gitmez. Bununla ilgili çok fazla video çekmişimdir ben. Yani zaten bu konuşma ve iletişim becerileriyle ilgili gerçekten ve gerçekten açırız. Bakınız videolarıma, buradaki videolarıma. Hatta eski Sorun Konuşalım yayınlarına bakınız. Hani soruların zaten %50-%60'ı konuşma üzerine gelir ve sürekli olarak bunu tekrar ederek önemini dile getirmeye çalışırım. Dolayısıyla size de tabii ki video önereceğim. Dersin Özel Eğitim YouTube kanalı, otizm çocuklarımızda dil, konuşma ve iletişim becerileriyle ilgili oynatma listemiz var. Oradaki videoları izleyeceğiz.
isteğe bağlı konuşma aşaması. Sizin şu anda çocuğunuzun bulunduğu aşamada neler yapılması gerekiyor? Dikkatle bu süreci takip etmenizi öneririm. Size çok katkı sağlayacaktır. Onun dışında dediğim gibi gene burada Instagram'da şöyle bir karıştırdığınızda hele biraz da eskiye gidin, isteğe bağlı konuşmada şunu yapalım, isteğe bağlı konuşmada bunu yapalım. Bir sürü kısa video göreceksiniz. Onların çoğu da zaten bu yayınlarda sizlerden gelen sorularda benim kestiğim kesitlerdir. Önem arz eden durumlardır. Hatta biliyorsunuz son zamanlarda aklınızda olsun diye yeni bir yayın dizisi yapıyorum ben. Kısa videolar, 20 saniye, 30 saniyelik. Orada da gene dile getirdiğim konudur. O yüzden çocuğumuzun yani konuşmayı bu aşamada isteğine bırakmayalım. Özetleyeyim, detayları verdikten sonra onları zaten dediğim gibi bulacaksınız YouTube'da. Çocuğumuzun isteğini bırakmamız, ne yapmamız lazım? Ya ben şimdi soruyorum, cevap vermiyor. Kendi zaten istediğinde konuşuyor. En iyisi mi ben bunu biraz zamana bırakayım? İleride zaten sürekli konuşur. Yapmayalım. Ne yapalım? Sabırlı ve sakin bir şekilde, evet, o ihtiyaçlarını dile getirsin. Biz tabii ki ona karşılık verelim. İhtiyaçlarını karşılasın. Onun dışında da iletişim girişimlerine devam edelim. Cevap vermiyor, hiç önemli değil. Biz devam edelim. Yani biz ona soru sormaya devam edelim. Onu konuşmaya mümkün olduğu kadar teşvik etmeye devam edelim. Cevap vermese bile iletişim kuralım. Birincisi bu. Sürecin içerisinde bunun rutinleşmesi çok olasıdır. Gene aralarda kopma olacaktır ama bir artış olacaktır. Bunu yaptığımızda bile yeter mi? Tabii ki yetmez. Bunun dışında şunu diyorum. Bu ihtiyaçlarını ifade ediyor ya. Yani isterse konuşuyor ya. Çıkar amaçlı iletişim kuruyor ya. Yani bir çıkarı var. Çıkar derken buradan şey düşünmeyin. Yani çocuğun su içmeye ihtiyacı var. Bu bir çıkar olduğu için dolayısıyla su istiyor. İfade ediyor gibi düşünmenizi istiyorum. Ya da yemek, ya da işte oyun, ya da işte başka bir şey. Ya da işte istediği bir yiyecek vesaire vesaire. Dolayısıyla bu ihtiyaçları arttırmamız lazım biz. Yani çocuğumuzun ihtiyaç hissettiği şeyleri birazcık kullanmamız gerekiyor. İletişimini arttırmak adına. Bundan şunu çıkarmayın. O zaman hocam çok seviyor çikolatayı, ben habire çikolata alayım, o da habire benden istesin. Hayır, bunu demiyorum. Şunu diyorum, günlük yaşamında, evde mesela hemen böyle hani bunu yiyecek olarak da algılamayın, olur mu? Yani bu ödül, yiyecek, öyle düşünmeyiniz. Tabii ki ödüllendirme yapıyoruz ama benim burada kastettiğim şey daha çok etkinlik, daha çok sevdiği şeyler, yiyecek dışında şeyler. Yani fiziksel ihtiyaçların dışında ikinci pekiştireç diye tabir ettiğimiz durumlar. Dolayısıyla işte nedir mesela, çok sevdiği oyuncakları kullanın. Çocuğumuz iletişime girmiyor. İhtiyacı yok. Yani yemeğini yemiş, suyunu içmiş, herhangi biri şu anda sıkıntısı yok. Dolayısıyla iletişim bizi de kesti. Ben öyle bir soru soruyorum. Herhangi bir işte okulda neler yaptığını soruyorum mesela. Anlatmıyor değil mi? İletişimi kurmuyor. O zaman ne yapıyoruz? İhtiyaç hissettiriyoruz. Nasıl ihtiyaç hissettiriyoruz? Gidiyoruz odasına mesela. Direkt konuyla bağlantılı olması gerekmiyor. Yani işte okulla ilgili soru sordunuz, cevap vermedi. Onunla ilgisi olması gerekmiyor. Önemli olan şey çocuğumuzu yeniden iletişime başlatmak. Ne yapıyoruz? Çok sevdiği bir oyuncağı alıyoruz. Çocuğumuz o oyuncağı çok sever. İşte bir peluş oyuncak vesaire, araba, tren neyse çok sever onu. Onu alıyoruz. Bunu kullanarak iletişim kurmaya çalışıyoruz gibi düşünmenizi istiyorum. Evet, detayları lütfen iletişim becerileri videoları Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalında takip alıyoruz orayı. Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalına ihmal etmeyelim değerli ailem. Takibi bizi yapalım. Bildirimimizi açalım. Çünkü o sürekli güncelliyorum orayı da biliyorsunuz. Bazen burayla ortaklaşıyor, bazen ayrışıyor. Ama oradaki arşiv videoları daha farklı, daha detaylı. O anlamda orayı takip alın. Zaten gerçekten çok detay bilgiler bulacaksınız. Yani 15'e yakın dil konuşma iletişim videosu bulacaksınız ki daha onları benim beslemem gerekiyor. Daha orada yeni videolarımız, oraya yeni videolarımız gelecek. Orası desteklenecek.
ciddi bir kütüphane olacak. Dürüst konuşayım, bu kadar detaylı, özellikle konuşmayla ilgili, iletişimle ilgili, davranış problemleri ya da özel eğitimin diğer unsurlarıyla ilgili bu tip pratik bilgiler bulabileceğiniz başka bir platformda pek yok. Daha doğrusu var ama daha işte kitabi bilgiler buluyorsunuz, işte bir takım postlar buluyorsunuz ya da videolar buluyorsunuz ama daha çok böyle üstün körü oluyor. Hani gene onlar kitabi oluyor ya da birkaç şey veriliyor, birkaç şey verilmiyor. Hani gelişsin sonra hallederiz tarzı oluyor. Öyle değil burası. Yani tamamen kamu yararına, o anlamda özel eğitimle ilgili eğitimcilere, ailelere gerçekten ve gerçekten tecrübeler ve deneyimler ışığında verilen önemli püf noktaları, birçoğu hani kitaplarda yazmayan, deneyimlerimizle gördüğümüz, kendi bakış açımı yansıtan durumlar ama bunların hepsi çocuklar üzerinde denenmiş, uygulanmış, başarıya ulaşmış şeyler. O anlamda oradaki videolar sizler için çok değerli olduğunu düşünüyorum. Orayı takip edelim. Evet. Şimdi devam ediyorum. Atladığım soru var mı diye geriye dönmemek adına. Evet, konuşmayı cevapladık. Evet, bu beslenme ile ilgili soru sormuştunuz değil mi? Evet, şimdi açmışsın otizmde şekersiz beslenme. Şimdi zaten bu şeker olayını hani biliyorsunuz ki zaten çocuklarda, insanlarda alınma dozu belli. Yani çok yoğun şekerli beslenilmemesi gerekiyor. Bu bütün insanlar için geçerli bir şey. O anlamda zaten abartılı beslenme, abartılı şeker tüketimi diyelim, sakıncalara belli. O bir gerçek. Ha, otizm çocuklarımızla bütün insanlar için, diğer tipik gelişim gösteren çocuklarımız için olan hadisin dışında tabii ki bir de çocuklarımızın davranış metabolizması diyeceğim ben şimdi. Fiziksel olarak düşünmeyin onu. Yani çocuğumuzun davranış tarzını değiştiren, çocuğumuzun işte dürtüselini tetikleyen, yani çocuğumuz işte bir tepki gösterecek mesela. Bu tepkiyi ne yapacak? Nedir tepki mesela? İşte elini mesela masaya koyacak. Yani masa şu anda yok elinde. Şöyle masa düşünün, diğer elimi. Elini masaya koyacağını düşünelim. Yani çocuk şöyle durmak istiyor mesela, değil mi? Normal bir davranış yapmak istiyor. Fakat o tepkiselliği ayarlayamadığında, dürtüsellik birazcık baskın geldiğinde, işte aşırı enerji tüketimi, aşırı enerji alımıyla alakalı şekerli gıdalar vesaire de bu yerine bu olacaktır gibi düşünmenizi istiyorum. Ya da herhangi bir davranış yok, abartılı yapacaktır. İşte hareketlilik vesaire vesaire olacaktır. Davranış problemlerini tetikleme unsuru olarak bunlar zaten bilimsel olarak kanıtlanmış hadiseler. O anlamda bu şeker meselesi önemli. Enerji veren gıdalar, paketli gıdalar. Yani içinde çok, bütün paketli gıdalar aslında enerji verir de, hani şeker çok barındırmasa bile diğer paketli gıdalar da çok önerilen durumlar değildir. Lütfen o sevgili diyetisyenimizle yapmış olduğumuz röportajı izleyin. Çünkü içerisinde otizmli bir evladı olan anne olarak tecrübesi ve mesleki donanımıyla o kadar güzel anlatıyor ki süreci. O anlamda size çok katkısı olacaktır. Bütün aklınızdaki beslenme ile ilgili soruların cevabını bulacaksınızdır diye düşünüyorum. Evet, bitti mi sorular? Hayır, var. Evet, hemen başa döneyim çünkü kısa kısa yazmışsınız. Nereden başladınız acaba? Bir bakalım. Ha, gölge öğretmenle ilgili bir sorumuz daha var. Sorular elim böyle bazen dokunuveriyor değerli ailem. Sanki sona gelmişim gibi düşünüyorum ama sorularımızın hepsi burada. Epey fazla. Şöyle bir sarmam gerekiyor. Evet. Bir başını bulayım. Kaldığımız yeri bulayım. Evet, bir Asperger sendromu gördüm. Onun öncesi var mı?
Hemen cevaplayacağım. Gölge öğretmen talep edebiliyor muyuz? Maalesef şu an için önüme gelmişken cevaplayayım. Gölge öğretmen yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da başka bir devlet biriminin gölge öğretmen gerçek adıyla kolaylaştırıcı kişi kadrosu yok. O anlamda bunu bizim karşılamamız gerekiyor. Ebeveynler olarak, anne babalar olarak bunu bizim karşılamamız gerekiyor. İlerleyen süreçte olabilir mi? Sanki öyle çalışmalar var. En azından bu kolaylaştırıcı kişinin bunun bir meslek dalı olarak kabul edildiğini görüyoruz. Çünkü artık 2 yıllık yüksekokul düzeyinde eğitim vermeye başladı ve üniversite mezunları yani bu anlamda mesleki donanıma sahip kişiler yapabilecek ilerleyen yıllarda bunun bir altyapı olduğunu düşünüyorum. Ben bir hazırlık olduğunu düşünüyorum. İlerleyen süreçte Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde bu kadroları görebilir miyiz? Olabilir, görebiliriz. Ama bu ne zaman olur? Açıkçası yakın zamanda çok beklemiyorum. Evet. Çok soru birikmiş. Çok soru birikmiş. Tamamdır. Evet, 7 yaş oldu. Atipik otizm 1. sınıfa başlaması gerekiyor yasal olarak ama ben hazır olduğunu düşünmüyorum. 1. sınıfa başlayan çocuk nasıl olmalı? Teşekkür ederim. Cevap vereyim. En başında gene bununla ilgili videolar olduğunu da hatırlatayım YouTube kanalımızda. Burada kısa kısa şekilde vardır ama detayları YouTube kanalımızda bulacaksınız. Ya çocuğun ne zaman okula başlamalı? Okulla ilgili ayrı bir oynatma listesi hazırladığımı düşünüyorum. Çünkü birden fazla video var. O videoları bir izlemenizi istiyorum. Onun dışında özetlemek gerekirse, evet yaş olarak artık başlaması gerekiyor. Şimdi okula 1. sınıfa başlayacak bir çocuğun özellikleri. İsterseniz bunu ben kaynaştırma olarak vereyim. Siz de sanırım kaynaştırma olarak soruyorsunuz değil mi? Çünkü hani özel eğitim sınıfına gidecekse tabii daha farklı kriterler koymamız gerekiyor. Ama kaynaştırma öğrencisi olarak tipik gelişimle beraber aynı okulda okuyacaksa daha farklı kriterler koymamız gerekiyor. Bu kolaylaştırıcı kişiden bağımsız. Çünkü bu soruyu da siz sordunuz biliyorum. Bir destek gerekecek sanıyorum. Ama ondan bağımsız söylüyorum. Zaten bu belirtilere, bu özelliklere göre kolaylaştırıcı kişinin yanında olup olmamasına da karar verilecektir. Bir kere çocuğumuzun bu 7 yaşına kadarki sürecinin çok sağlıklı geçmesi gerekiyor. Yani çocuğumuzun bağımsız davranma alışkanlığı nasıl? Yani biz çocuğumuzu biraz uzakta kalmak kaydıyla işte bir güvenli işte mesela bir sitede oturuyorsak bir korunaklı bir bölgede oturuyorsak işte oranın parkına çıkartabiliyor muyuz? Yani biz uzakta kalmak kaydıyla diyorum, yanında değil. Onu biraz özgür bırakabiliyor muyuz? Çocuğumuz ne kadar özgür davranabiliyor? Özgür olduğunda neler yapıyor? Sosyal uyumunu gerçekleştirebiliyor mu? Akranlarıyla minimal da olsa olumlu ilişkiler kurabiliyor mu? Bunu yaparken problem davranış sergiliyor mu? Yoksa gayet olması gereken sınırlar içerisinde mi kalıyor? Bunlar çok önemli. Bakın hiç akademik falan hiç onlar olmadan. Bir kere şunu çok iyi anlamanızı istiyorum. Sosyal uyum kaynaştırma için çok önemlidir. Çocuğumuza davranış problemlerinin yoğunluğu çok önemlidir. Onun dışında işin işte bağımsız hareket edebilmesi çok önemlidir. Tekrar söylüyorum, bu gölge öğretmenden ayrı konuşuyorum, ayrı söylüyorum yani. Ha gölge öğretmen olur zaten yanında, o başka bir şey ama hani ideali olması gerekeni söylüyorum. O anlamda çocuğumuzun yani teneffüste işte tuvalet ihtiyacını giderebilecek bağımsızlığının olması ve öz bakım becerilerinin olması çok önemli. Yine aynı şekilde akranlarıyla serbestken dediğim gibi bu problem davranış durumunun dozu önemli olabilir. Ufak tefek şeyler onlar sorun değil ama uyumunu zorlaştıracak problem davranışların varlığı
önemli. Bunlar önemli. Onun dışında tabii ki okul öncesi becerilerinin sağlıklı olması gerekir. Akademik olarak düşündüğümüzde yani çocuğumuzun işte kalem tutma becerisinin olması gerekir. Bilişsel olarak işte kavram becerilerinin olması gerekir. Ya hocam hata yapıyor ara sıra. Olabilir. Bakın onlar çok problem değil ama belli bir altyapısının olması gerekir ve çocuğumuz tanı aldığından itibaren kaynaştırma için hazırlanıyor olması gerekir. Özeti budur aslında. Ki geçen hafta da bununla ilgili soru vardı. Onda da aynı şeyi söylemiştim. Yani çocuğumuz 2 yaşında özel eğitime başladı. Eğitime başladı. Çocuğumuza bir tanı konuldu. Ondan itibaren, ilk gününden itibaren, o eğitimin ilk gününden itibaren hedef kaynaştırma olmalı. Ya ama çocuk gide onu bilemezsiniz. Hedef olarak kaynaştırma konmalı. Ona göre bir altyapı verilmeli çocuğumuza. Sadece otur çocuğum, ver çocuğum, al çocuğum yetmez. Evet bunlar temel, bunlar olacak. İlerleyen süreçte ise çocuğumuza o kaynaştırma eğitimini getirecek bütün altyapının akademik beceriler, uyum becerileri, iletişim becerileri hepsinin eş güdümlü verilmesi gerekir. Dolayısıyla buralardaki eksiklikler ya da çocuğumuzun düzeyinden kaynaklı dezavantajlar süreci olumsuz etkileyebilir tabii. Çocuğum hangi okula gidecek? Çocuğum kaynaştırmaya uygun mu? Kaynaştırma eğitimi nedir? Gibi 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 videolar hepsi mevcut. Onları izlemenizi istiyorum. Yakın zamanda gereği kaynaştırma geçen haftaki tabii geçen hafta sorulan soruyu gene kesmiştim. Hemen güncel bir videodur. Burada da kaynaştırma eğitimiyle ilgili kısa videoyu görebilirsiniz. O ayrı ama bu okula uyum, okula hazır mı çocuğum? Onunla ilgili videoları lütfen YouTube kanalından Oynatma Listesi'nden bulun. Okul konusunu ve izleyin lütfen. Hızlıca gidelim. Neden erkek çocuklarda arttı otizm? Evet. Araştırılıyor. Yani bunun da nedeni belli değil. Yani otizmin net, bilimsel, kanıtlanmış nedenleri belli değil. İhtimallerden bahsetmiyorum. Bakın şu yapar şeklinde nokta dışı. Henüz o aşamada değil. Bilim dünyası, tıp dünyası çünkü tanı koyucu onlar, onların kafa yorması gereken bir süreç. Ama aynı şekilde neden erkek çocuklarda? Şimdi bakın şöyle bir şey var. Mesela neden erkek çocuklarda arttı otizm? Ya bakın, ifadeniz daha güzel şimdi özümsüyorum. Otizm her zaman ilk tanı kondu 1940'lı yıllardan itibaren bu otizmdir şeklinde adı konduktan sonra zaten hep erkek çocuklarda rastlanma oranı kız çocuklarından fazlaydı. Yani şöyle bir algı oluşmasın. Ya son zamanlarda önceden böyle hani çok belirgin bir farklılık yoktu. İşte kız ve erkeklerde hani böyle eşit olmasa da yakındı. Son zamanlarda erkek çocuklarda artmış gibi bir algılamanız olmasın. O doğru değil. Yani erkek çocuklarda işte 60'ta birdi, işte 50'de bir, şimdi 38'lerden falan bahsediliyor. Her 30 dünyada doğan her 38 erkek bebekten bir tanesinin otizm tanısı aldı şeklinde. Evet, bu istatistiklerin hepsinin bilimsel bir temeli var. Ama önceden de gene kızlara göre erkeklerde çok fazlaydı. Yani size şöyle somut bir örnek vereyim. Bakın 25 yıl ağırlıklı otizm çocuklarla çalışan farklı farklı şehirlerde bulunmuş. Ülkemizin farklı farklı coğrafyalarında, şehirlerinde bulunmuş bir eğitimci olarak bakın direkt gözlemlerimi söylüyorum. Bilimsel araştırmaları bir tarafa koyuyorum. Kaç kız öğrenciniz oldu derseniz ben size hemen sayarım. Ve inanmayacaksınız ama bu sayı 20'yi geçmez. Diyeceksiniz ki kaç çocukla çalıştınız? Binlerce desem abartmış olmam. Çünkü işin koordinatörlük boyutlarında yaptığım için ben hani sadece bir eğitimci o kadar çocuk nasıl görebilir? Bir kurum koordinatörlüğü yaparsanız bütün kurumdaki çocukları görürsünüz. Öyle düşününüz lütfen. O anlamda erkek çocuklar, geri kalan erkek.
Yani evet, kızlarda gerçekten ve gerçekten ortaya çıkma olasılığı az. Erkeklerle kıyasladığımızda az, bu olmayacak anlamına gelmiyor. Ama olduğunda daha sert ilerlediğini söyleyebilirim. Yani kız çocuklarımızın hani toplum bakış açısındaki mizaç ve duruş özelliklerini düşündüğümüzde onlara tanımlanan bir şey var çünkü. Doğru ya da yanlış. Yani işte hanım hanımcık işte vesaire falan. Tabii kız çocuklarımızdaki bir takım otizm belirtileri daha sert ortaya çıkabiliyor. Bunu da bilmenizi isterim. Konu açılmışken istatistiklerden bağımsız bir yorum yapıyorum. Erkek çocuklarda hep vardı. Evet, iyice arttı. Nedeni henüz belli değil. Umarım bir gün bulunacak. Evet. Hocam iyi akşamlar. 5,5 yaşındayız. Anaokuluna başladık. Öğretmenimiz azar azar kalsın okulda, ilerleyen zamanlarda saatlerde artış yapalım diyor. Siz ne dersiniz? Ya evet, yani çok sık uygulanan, hani öğretmeninizin bulduğu bir yöntem değil, yıllardan beri uygulanan bir durum. İyi yönetilmesi lazım. Saygı duyuyorum ama iyi yönetilmesi lazım. Yani saygı duyuyorum derken saygı duyuyorum. Olabilir, oluyor çünkü benimsiyor muyum, benimsemiyorum. Ben her zaman tam gün yasasına sadığım, tam gün olmalı. Yani çocuğumuz bir eğitim alacaksa bu eğitimin içeriğinden bağımsız. Kah işte 0-3 yaşta işte kreşe gitsin, işte kah nedir? Bireysel eğitim alsın, özel eğitim kurumuna gitsin. Süresi nedir? 45'ti. Şimdi 40 dakikaya düştü. Yani birkaç yıldır 40 dakika. Süreler var değil mi? Çocuklarımız için belirlenmiş süreler var. Bu süreleri içerisinde kalmalı bizim çocuklarımız da. Buna adapte olmak durumundalar. Çünkü biz ne diyoruz? İşte normal gelişime uyun. Şimdi tipik gelişim oldu. İkisini de özellikle kullanıyorum ki sizlerin de kulağı alışsın diye. İşte tipik gelişime uyum, akranlarına uyum hedefimiz var. Düzeyi ne olursa olsun bizim öyle bir hedefimiz var. İddialı bir hedefimiz var. Dolayısıyla bizim bu hedeflere ulaşmamız için öyle azar azar, yavaş yavaş, parça parça ama süreç orada ilerliyor. Yani çocuğumuz büyüyor, çocuğumuzun gelişimsel takvimi işliyor, akranları da büyüyor. Arada bir fark var. Büyüdükçe fark açılıyor. Ya hocam ama tam gün gittiğinde zaten şey olmayacak ki. Yani çocuğun tam hazır olmadığı için hani o anlamda işte orada sıkılır, ağlar vesaire. Bakın bu da sosyal uyumun bir parçası. Yani bunlar tek başına şey değil. Yani çocuk ağlar, çocuk sıkılır. Orada işte bir takım problem davranışlar sergiler. O yüzden bu çocuğu biz yavaş yavaş başlatalım. Yavaş yavaş başlatalım. Güzel. Dedim ya, saygı duyuyorum ama iyi ayarlanması lazım. Hadi bunu yaptık diyelim. Ben dediğim gibi, ben tam güncüyüm, o ayrı. Hadi bunu yaptık diyelim. Bunu nasıl yapmamız lazım? Kademeli bir şekilde mutlaka bir artış olmalı. Ya işte başladık böyle, ya işte başladık, ya işte 2 saat geliyor. Bu 2 saatte bile zor tutuyoruz şimdi. Beyefendi, hanımefendi, sayın veli. Şimdi biz bunu 3 saat yaparsak daha büyük problem olacak. Biz böyle devam edelim. Ya olmaz. Yani bu sürenin bir kere artması lazım. Bu sürenin mutlaka ve mutlaka artması lazım. Aynı kalır isek ilerleyen süreçte dediğim gibi çocuğumuzu akranlarıyla daha az buluşturmuş oluruz. Çünkü özellikle okul öncesi eğitimde kreş, anaokulu diye tabir ettiğimiz eğitim kurumlarını sosyal uyum, iletişim becerileri, konuşma için çok önemsiyoruz. Dolayısıyla rol model alma, problem davranışlarını sağaltma anlamında çok önemsiyoruz. Dolayısıyla bu sürenin azlığı çocuğumuzun daha az deneyim yaşamasına neden olacağı için yani kolaya kaçılmamalı. Evet, azar azar başlanıyorsa da o bir nihayete ermeli. Kademeli bir şekilde artmalı. Ve ideal saate ulaşmalıyız özeti. Evet, hocam otizm çocuklar gülmesi, otizmli çocuklar gülmesi, oynaması olur mu? İnanın
Şimdi hep böyle yorum yaparak toparlarım ama bu cümleyi otizmli çocukların gülmesi, oynamasını acaba ağlaması mı, hani gülme ağlama şeklinde mi ifade ettiniz? İnanın burayı çok kavrayamadım. Tekrar yazar mısınız? Belki de yazdınız aşağıda. Umarım yazmışsınızdır. Eğer takip ediyorsanız biraz açarsanız konuyu çok sevineceğim, olur mu? Daha nokta atışı bir yorum yapabilme adına bazen çok zorlanıyorum. Evet. Bakalım. Evet, o soruyu cevaplamıştık. Gölge öğretmen meselesi. Hızlıca geçelim efendim. Asperger sendromu, 3,5 yaş. Evet, istediği olmadığında kafasını duvara vuruyor. Evet. Kafasını duvara vuruyor. Görmezden mi gelelim, engelleyelim mi? Harika bir soru. Çok sık cevapladığım sorulardan bir tanesi. Yani kendisine zarar verme davranışı sergileyen çocuklarda ne yapmamız lazım? Dersimiz Özel Eğitim YouTube kanalı, davranış problemleri videoları. Hepsini izliyorsunuz. Kesinlikle izliyorsunuz. Baştan başlayarak izliyorsunuz. Bunun içerisinde bunun cevabını göreceksiniz. Merak etmeyin, cevaplayacağım ama detayları orada bulacaksınız. Eleştiri tuzağı vesaire vesaire, mesela görmezden gelmedi mi gelmemeli mi, bunların hepsini konu konu bulacaksınız ve alternatif yöntemleri ne yapmamız gerektiği ile ilgili de yöntem teknikleri bulacaksınız. Onu mutlaka izliyorsunuz. Onun dışında şimdi böyle pansuman olması bağımında size pratik anlamda gözlem yapacağız. Yani ne yapacağız biliyor musunuz? Çocuğumuz kafasını vurduğunda gerçekten kendine zarar veriyor mu? Yani çocuğumuz zarar verme amacıyla mı kafasını vuruyor? Yoksa dikkat çekme amacıyla böyle yavaş yavaş vuruyormuş gibi yapıp sizi kolluyor mu? Yani bir bakıyor mu? Acaba babam ne diyor? Babam ne yapıyor? Annem ne yapıyor? Tepki nasıl? Yani bir tribüne bakış var mı tabiri caizse? Dolayısıyla böyle bir durum varsa evet, görmezden gelmelisiniz. Ama çocuğunuzun davranışı kendine zarar verme amacı taşımıyorsa nasıl anlayacağız? Yani çocuğunuz kafasını vurduğunda zaten o şiddetten anlarsınız. Hatta bazı çocuklar öyle yapar ki şunu yapar, yani duvara elini koyar, böyle yapar. Yani canımıza tatlıdır. Mesela bu tip durumlarda görmezden geleceksiniz. Hiç bakmadan devam edin. Çünkü çocuğunuz acı eşiği duyarlı ve kendine zarar verme amacı taşımıyor. Canını yakmayacak yani. Dolayısıyla güvenlik problemini çözmek lazım önce. Ondan emin olmamız gerekiyor. Onu çözdüysek zaten işimiz kolay. En kolay durum budur. Yani gerçekten çocuğumuz kendine zarar vermiyorsa, mış gibi yapıyorsa işimiz çok kolay. Yeter ki körüklemeyin. Ateşin üstüne efendim benzinine gitmeyin. Aman niye yapıyorsun, kafanı vurma çocuğum vesaire vesaire gibi biraz önce bahsettiğim videolarda yer alan eleştiri tuzağına düşmeyin. Davranışı artık çünkü çocuk amacına ulaşmış olur ve gerekli hallerde bu durumu kullanır. Ama çocuğumuz duvara vuruyor ve zaten vurduğu için zarar verme amacı işte efendim alnında ödenler oluşmuş, başında lezyonlar oluşmuş, şişlikler oluşmuş vesaire. Orada tabii ki daha farklı müdahale yapmamız gerekiyor. Çünkü kendine zarar veriyor. Bir güvenlik problemi var. Çocuğumuzun sağlığıyla ilgili sıkıntılar var. Dolayısıyla bu olduğunda tabii ki görmezden gelmeyi yapamayız. Bazı durumlar olur ki bakın çok şimdi bunları anlatıyorum ben ama bilin ki birebir her çocukta aynı reaksiyon alamazsınız. Bunu hep söylerim ben. Yani ben hep çocuğu görmeden konuşuyorum. İhtimaller dahilinde konuşuyorum. Çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. Benim bu anlattıklarım çerçevesinde yorumlamanızı rica ediyorum. Çünkü o yani bir davranışı görmeden gerçekten yorumlamak, ona uygun yöntemi bulmak. Yani çünkü
Bir davranışın ortaya çıktığında o kadar çok şey var ki ortamda. Davranış öncesi var. O davranış öncesinde ne oldu? Olay neydi? Orada ne geçti? Davranış anındaki değişkenler, etkenler ne? Davranış sonrasında o davranış yapılmış. İşte kafa vurma davranışı yapılmış. Ondan sonra gene genel ortamdaki durum ne? Bunları çok iyi gözlemlemeden gerçekten çok zordur bu iş. Ama işte çok vaka görmeniz, çok tecrübe yaşamanız dediğim gibi ihtimaller dahilinde yorumlarım. Çocuğunuzu en iyi siz tanıdığınız için daha nokta atışı fikirlere siz sahip olursunuz. Biraz da nesnel bakmamız gerekir sürece. Dolayısıyla bu anlamda çocuğumuz gerçekten kendine zarar verme amacı taşıyan bir davranış yapıyorsa bir kere çocuğumuzun bu davranışı yaptığında kendine zarar vermesini engellememiz gerekir. Ne yapmamız gerekir? En azından her yere yapamazsınız. Ama en azından çok sık yaşadığı ev ortamında, hatta çok sık işte zaman geçirdiğiniz mekan, işte oturma odası, çocuğunuzun odası, nerede çocuğunuz daha çok zaman geçiriyor ise birinci olarak lütfen çocuğunuzu başını koruyacak yumuşak bir malzemeyle duvarınızı yalıtın. Yani duruma göre bunu böyle koyarsınız. Bu seyyardır mesela. Bu yer minderi gerçi ama hani yumuşak bir malzemeden bahsediyorum. En pratik şekilde yastık da olur. Hani boyunu aşmıyorsa kafasına denk gelecek şekilde bir şekilde duvarlarımızı yumuşak malzemelerle mümkün olduğu kadar en pratik şekilde kaplamaya, işte koymaya çalışalım mesela. Çok çünkü hani abartıya kaçmadan var öyle özel dizaynlar vesaire ama hani çok onlara girmeden o kadar da böyle hani çünkü bunları yaptığımızda bu sefer davranışı biz kanıksamış oluyoruz. Yani evet sen başını vuruyorsun, biz bunu kabul ettik, ona göre işte kalıcı tedbirler aldık. Yok, çocuklarımız çok zeki, bunu çok iyi kullanabilirler. Asla buna düşmüyoruz ama kısa vadede çocuğumuzu dediğim gibi kendine zarar vermesini bir kere engellememiz gerekiyor. Sonrasında bile belki yani malzeme yumuşak olduğu için mesela eğer bakın başka bir şey daha kullanabilirsiniz. Eğer çocuğumuzun duyusal hassasiyeti varsa biz duyusal hassasiyetleri çözmeye çalışıyoruz belki ama mesela burada işe yarayabilir. İşte çok yumuşak kaygan şeylere dokunamıyorsa mesela gibi tırtıklı şeylerden hoşlanmıyorsa gibi mesela öyle malzemelerden de yararlanarak çocuğumuzun temasını engelleyebilirsiniz. Diyorum ya çocuğunuzu en iyi siz tanıyorsunuz. O anlamda bu gözlemlerinizi iyi yapınız. Gerçekten kendine zarar verme amacı taşıyorsa tedbirimizi alalım. Ama gene eleştiri tuzağına düşmememiz gerekir. Yani ya hocam görmezden gelemiyoruz çünkü evet gelmeyin zaten kendine zarar veriyor. Ama nedir? Ortamı yalıtırsanız, ortamı duvarı işte ona zarar vermeyecek hale getirirseniz devam edersiniz. Evet, ki yaşımız da çok küçük, çok kolay bir şekilde. Bak küçük yaşlarda bunu çözmek çok kolay, hemen çözmemiz lazım zaten. Çünkü davranışın hani oluşum hikayesi, etiyolojileri, zamanı daha dar. Yani sonuçta yaşanmışlığı, tecrübesi daha az. 3,5 yaşında olduğu için. Ama işte bunu 15 yaşında yaptığını düşünelim. Hani korkutmak için söylemiyorum. 10 yaşında yaptığını düşünelim. Ne oluyor? İşte 3 yaşında başlasa 7 yıllık, 8 yıllık işte yaşına göre bir çocuk alışkanlık kazanıyor o vurma olayında. Ve onu çözmek tabii ki daha uzun sürüyor ve daha zor. O anlamda bir avantajımız var. Onu hemen çözmemiz lazım. Tabii bu arada eğitimcisinin de size yardımcı olması gerekiyor. Eğitim bağlığını düşünüyorum. 7 yaş atipik otizmli, kendini ifade etme zayıf ama 1. sınıfa başlaması gerekiyor. Yasal olarak çok endişeliyim, konuştuk. Evet, videoları lütfen göz atın. Dersimiz Eğitim YouTube kanalındaki videolara. Hocam otizm çocuklar için verilen, biraz hızlanmak istiyorum. Devlet eğitimi çok az. En azından 3 seans da olabilir mi? Ve süresi 40 dakika az mı? Bu yeter. Teşekkürler. Bakın süre, yani bu süreler laf olsun diye konmuyor. Evet, yani yetişkin gözüyle baktığımızda, anne baba gözüyle baktığımızda ders süresinden bahsediyorum. Bakın ders yoğunluğundan bahsetmiyorum. Yani 40 dakikadan bahsediyorum. İkisi karışmasın.
Çünkü diğerini evet diyeceğim. Kesinlikle az. Kesinlikle daha yoğun olmalı vesaire. Bilimsel olarak kanıtlanmış araştırmalarda var. Yani bir 40 saat üzerinde durulur. Haftalık saat üzerinde durulur. Yoğun eğitimden kastımız budur. Ama bu 40 dakika meselesi. Yani bir ders süresi, bir seans süresi. Laf olsun diye konulan süreler değil. Ki çok iyi biliyorsunuz ki özellikle bu büyük yaş gruplarında bile bakın yani üniversitelerde bir saat diye hatırlıyorum. Epey tabii geçirdik. 60 dakika olarak planlanır. Orada bile 45 dakika olabilir. Hata yapmayayım. Şunu diyeceğim. Liseler dahil 40 dakikadır dersler. Ki kaldı ki biz özel eğitim çocuktan bahsediyoruz ve özellikle hele yaşı küçükse o süreçten bahsediyoruz. Yani 40 dakika iyi bir zamandır. Etkili kullanıldığında yeterlidir. Harika bir zamandır o 40 dakika. Ha ya hocam işte 40 dakika ama şimdi de giriliyor orada bir 10-15 dakika öyle geçiyor orada. Onu kastetmiyorum tabii. Ama yani verimli bir 40 dakika, iyi planlanmış bir 40 dakika yeterlidir. Bilimsel olarak da öyle olmak zorundadır zaten. Nokta bitti. Diğer kısım evet yoğun olmalı. Evet siz 3 demişsiniz yani çok çok fazla olmalı. Bu konuda biliyorsun bir takım kamuoyu oluşturma çabaları var. O anlamda işte otizmde özellikle ilgili eylem planları var. Diğer özel çocuklarımızla ilgili eylem planları var. Mümkün olduğu kadar işte gereksinim alanlarına göre işte ders saatlerinin arttırılması, ders saatlerinin arttırılması süre değil. İçin bir kamuoyu baskısı var. İlerleyen süreçte bu olabilir mi? Göreceğiz. Ama yeterli değil. 14 yaş ağır otizm hocam. Daha sakin davranması için hangi aktiviteler? Spor salonuna gidiyoruz ama durmuyor. Şimdi temel becerileri çözemediğimizde istediğimiz kadar işte nedir hareket eğitimi, işte spor ya da daha böyle hani baktığımızda daha çocuğumuzu zorlamayacak, daha çok keyif alacağı şeyleri yapacağını düşünürüz. Bu pek mümkün olmaz. Sizde olduğu gibi. Dolayısıyla temel becerilerin çocuğumuza kazandırılması gerekir. İşte o biz ta ilk andan itibaren söylerim hep sürekli videosu çekerim. Öğrenmeye hazırlık becerileri, öğrenmeye hazırlık becerileri. Yani temel öğrenme, öğrenmeden önce, öğrenme başlamadan önce ön koşul beceriler. Çocuğumuza kazandırılması gerekir. Bu basamakları sağlıklı bir şekilde atlayamadığımızda çocuğumuz hani bu işte komutlar, komut almalar vesaire vesaire göz kontağı falan bunların hepsinin bir mantığı vardır. Bunların hepsinin mantığı büyüdüğünde ortaya çıkar zaten. Dolayısıyla bunları sağlıklı çözemediğimizde istediği kadar hani daha böyle serbest işte hoşuna gidebilecek işte hareket eğitimi içeren işte spor içeren ortamlara girdiğimizde bile zorluk yaşamamız mümkün. Sosyal uyumunun oluşamaması mümkün. O anlamda ilaç desteği aldığınızı düşünüyorum. Almıyorsa tabii ki çocuk psikiyatrınızla bu konuyu konuşmalısınız. Çocuk psikiyatrınızın görüşü de o yönde ise kullanmaktan çekinmemelisiniz. Önemli çünkü çocuğumuzu bakın spor ortamına da sokamaz isek biz İlerleyen süreçlerde daha büyük problemler yaşamamız olası. Onun öğrenme hakkına, onun gelişim hakkına saygı duyma adına bu ilaç mevzuunda ola ki varsa kullanıyorsunuz. Yani ben şu anda genel yorum yapıyorum. Yazılmayınca ne yapıyorum? Ben her türlü ihtimale karşı konusu gelmişken yorum yapmaya çalışıyorum. O anlamda dediğim gibi çocuğumuzun uzman tarafından önerildiğinde çocuğumuza ilaç kullanımında asla asla hiç düşünmeden yapmamız gerekiyor. Evet. Umarım elim çarpmamıştır. Yerini kaybetmemişimdir diye düşünüyorum. Evet, inmişiz biraz. Evet, kaldığımız yeri bulalım.
İzninizle. Evet. Evet. İnatla başa sarıyoruz. Peki. Hocam sorumu kaçırdınız. Vallahi ben sırayla geldim ama altta da zaten yeniden yazınız muhtemelen. Ya rica etsem kısaca özetlerseniz çok mutlu olurum. Evet. Çok beklettim sizi, pardon. Hülya Hanım, rica ediyorum. Zorlanıyorum geriye gitmekte de o yüzden. İyi dersler hocam. Şöyle hocam merhaba. Neden sorusuna artık daha tatmin edici cevaplar var. Ama bazen de çünkü işte diyor uyanık. Yani daha kalıpsal, daha mekanik zaten yapı olarak buna müsaitiz. O anlamda tanısı gereği tanıdığım için söylüyorum. Çocuğumuzu görmesem de anlattığınız kadarıyla biliyorum. O anlamda mekanik cevaplar verme ihtimali zaten çok olası. O yüzden sıkıştığında çok kendini yormamak adına hazır bir cevap tercih edebilir. Biz ısrar edelim ve olması gereken cevabı alalım da sonrasında bu oturacaktır. O anlamda bunu ne kadar çok yaparsak o kadar yaratıcı cevap vermesi olası hale gelecektir. Zaten siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Evet, orada da bir soru var. Ona da bakacağım. Soru kutucuğunda gördüm. Rica ederim. Hülya Hanım, demek ki ben cevaplamışım. Sonra teşekkür ettiğinize göre görmüşüm. Tamamdır. Meselemiz bitmiş. Rabia Hanım, 11 yaş, Down sendromu konuşmuyor. Kelimesi var. Bütün çocukları itekliyor. Nasıl biliyoruz demeliyim hocam. Şimdi kelimesi var. Konuşmuyordan kastımız cümle ifade etmiyor. Yani ileri düzey konuşmuyor. Kendisini tam ifade etmiyor. Kullandığı tek tük kelimeler var. Benim anladığım. Dolayısıyla iletişim becerileri sınırlı olduğu için de diğer çocuklar işte itekleyerek ya da farklı şekilde bir davranış sergiliyor. Nasıl yol izlemelisiniz? Şimdi normal koşullar Down sendromlu çocuklarımızda azami düzeyde olsa iletişim ve konuşma bekleriz. İşte yapılarından kaynaklı sözcükler tam çıkmasa da daha boğuk bir konuşma olsa da akıcılığı sıkıntılı olsa da kendini ifade edebilmelerini bekleriz. O anlamda bizde bu durum tam oluşamamış. Bu kelimelerin cümleye dönüşmesi kısmına bir ağırlık vermek lazım. İletişimini arttırdığımızda Down sendromlu çocuklarımızın nasıl diyelim çocuksu yaramazlıkları dışında diğer arkadaşlarına, akranlarına zarar vermeye, onları olumsuz olarak etkileme durumu pek olmaz. Yapılarından kaynaklı daha can yakan çocuklarımız ama yani bu problem davranış sergilemeyecek anlamda gelmez ama hani karşı tarafa zarar anlamında söylüyorum. O yüzden kendini tam ifade edemediğinde bir takım reaksiyonlar göstermesi çok normal. Burada temel iletişim becerilerini maksimum etmek. Yani ya hocam işte bu yaşa gelmiş 11 yaşında sözcük. O sözcükleri biz mümkün olduğu kadar cümleye transfer etmek durumundayız. Mümkün olduğu kadar yani tam bu takılar ekler yerine gelmese bile iki kelimeye çıkarmak zorundayız. İfadeyi ki mümkün olduğu kadar çocuk daha rahat kendini ifade edebilsin ve daha işte ne diyelim agresif tavırlardan kaçınabilsin. O anlamda kilit burada konuşma olacak. Umarım ek destek alıyordur. Konuşmayla ilgili ek destek alıyordur. Mutlaka eğitim alıyordur. Evet. Onun dışında... Evet. Hafif otizm 4,5 yaş, ilaç kullanmıyoruz. Dikkat dağınık kullanmıyoruz.
mıyız hocam? İletişimde kopukluk var, tavsiyeniz. Şimdi eğitimci olarak ne diyeceğim? Aslında siz çok güzel anlatıyorsunuz. Doktorumuz ilaç kullanmamız gerekiyor dedim. Bu çok önemli. Dediyse kullanmamız gerekiyor. Biraz önce ilaçla ilgili gene konu açıldığında görüşümü belirttim. Yani biz eğitimciler şey de oluşmuş, hoşuma gidiyor. Ya eğitimciler ilaca karşıdır. Evet, biz ilaçtan hiç hoşlanmayız. İlacı hiç sevmeyiz. Katılıyorum. Ben hekimlerimizin de aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Ama mecbur kalındığında gerçekten ve gerçekten çocuğumuzun lehine olabilecek durumlarda ilaç konusunda hiç düşünmememiz gerekiyor. Tavsiye edecek verici değiliz. Tabii ki çocuk psikiyatrlarımız bu süreci yönetecekler. Çocuk ve ergen psikiyatrlarımız bu süreci yönetecekler. Sonuçta kalem onlarda. İlaç yazma yetkisi onlarda. Bilgi onlarda. Tıbbi olarak onlar karar verecekler. Ama dediğim gibi doktorumuz ya değerlendirmesinde eğer bir süredir değerlendirme almadıysanız hemen değerlendirme almanızı isterim. Yani eğitimsel olarak, eğitimci olarak değerlendirme diyoruz. Sizler hani muayene olarak düşündünüz, doktorlarınız onu muayene ediyor. Muayene olmanızı, çocuğunuzu muayene ettirmenizi tavsiye ederim çocuk psikiyatrına. Güvendiğiniz bir çocuk psikiyatrına muayene ettirmenizi öneririm. Onun görüşü önemli. Eğer bir süredir gitmiyorsanız ve bu davranışlar daha çok arttıysa, şikayetleriniz arttıysa mutlaka güncel bir değerlendirme yapılmalı çocuğumuzla ilgili. Psikiyatrımız ya evet ilaç kullanması lazım bütün bu problemler için dediği de kullanmanız gerekiyor. Yok bir süre bekleyelim işte takip edelim henüz erken şu an uygun değil dediğinde zaten sıkıntı yok. Doğal yollarla eğitimciler bu süreci yönetmeye gitmeliler ve mümkün olduğu kadar çocuğumuzu ilerletme anlamında eğitsel teknikleri de kullanmalılar. Bir de yani sağlıkta iyi bir eğitim alma olanağına sahipseniz belki birazcık daha çocuk takip edilebilir. Bunu söyleyebilirim. Evet. Hocam videoları takip ediyorum ama biz burada iyi eğitim alamıyoruz. Ondan iyi ilerleyemiyoruz. Önce dedim ya iyi eğitim aldığınızda eminsiniz diye başka bir aile üyemize siz de arkasından yazdınız. Videolardan bunu daha iyi anlıyorum. Ben de bunun için yayınlıyorum zaten. Yani çünkü şöyle bir durumumuz var. Yani ben ilk ya dersiz özel eğitim YouTube kanalıyla başladım. Takip edenler biliyordur söylerim çünkü sık sık. Ve orada ilk video çektiğimde şunu dedim. Bakın yani özel eğitim aslında sizi bildiğiniz şey değil. Maalesef değil. Ülkemizde özel eğitim anlayışı yani oturmuş değil. Kadro eksikliği var, sistem eksikliği var, yasalar, yönetmelikler çok çok güzel ama uygulamalarda, pratiklerde hatalar söz konusu. Özel eğitim bir fasulye masa, bir plastik sandalye, fasulye masaya efendim plastik sandalyeye oturtulmuş bir çocuk, döner sandalyeye oturtulmuş bir eğitimcide yapılan bir hadise değil. Özel eğitim bundan ibaret değil. Özel eğitimde işte hadi bakalım al bunu tak, al bunu çıkar, al bunu ipe tak dan ibaret değil. Bu kadar basit bir şey değil. Dolayısıyla hani bunu eleştirmek için söylemiyorum. Bunların hepsini yapmamız gerekiyor ama yani sadece bunlarla yol kat edebilecek bir durum değil. O anlamda sıkıntılar var zaten. Bu sıkıntıları da görüyorsunuz. Doğru bir özel eğitim nasıl olmalıyı anlatıyorum ben size 3 yıldır. Doğru bir özel eğitim nasıl olmalı? Neden yapıyorum bunu biliyor musunuz? Mesleğimin, hep onu diyorum, mesleğimi kurtarma adına, mesleğimin onurunu kurtarma adına. Ya özel eğitim aldık böyle oldu işte. Özel eğitimde hiçbir şey olmuyormuş. Yanlış aldın öyle oldu evet. Bazen doğru aldığında da ilerlemeler sınırlı olacak ama doğru alıyorsa doğru yapmış olacaksın bir kere. Yani özel eğitimin mucizesi, özel eğitimin kurtarıcılığı bir yere kadar, eğitimin desteği, katkısı bir yere kadar.
Birçok değişken var. Bir canlıyla, bir insanla, bir çocukla çalışıyorsunuz. Birçok değişken var. Çocuğun hayatında bir sürü insan var. Çocuğun hastalığı var, iyi günleri var, kötü günleri var. Kurumdan kaynaklanan aksaklıklar var, eğitimciden kaynaklanan aksaklıklar var. Bir sürü hadise var. Özel eğitimde alan bilgisi ne hakimiyet var. O anlamda dolayısıyla bir sürü değişken var. Bütün doğruları yapmak çok zor zaten. Ama bakış açısı doğru olduğunda ilerleme mümkün. Bu bir gerçek. O anlamda tek siz değilsiniz. Siz milyonları şu anda hani gerçekten düşüncelerine tercüman oluyorsunuz. Koca Bey Nuray Hanım maalesef. Ama nasıl bir özel eğitimi anlamamız çok önemli. Anne baba bakış açısından baktığımızda da yapabileceklerimiz var. Bu doğruları mümkün olduğu kadar yapabilmemiz çok çok önemli. Rica ederim şöyle hocam. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ufakla sevgiler. Evet, 5 yıldır dil terapiye gidiyor. 2 yaşından beri özel eğitim alıyor. Bir arpa boyu yol alamadık hocam. Çok enteresan. Down sendromlu evladımız 11 yaşında. Mücadele verilmiş. Eğitsel destek veriliyor. Konuşma problemini çözmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi bakın. Dil terapistinin de zaten bir görüşü vardır bu konuda. Down sendromu çocuklarımızın konuşma organlarında yüzde yer alan organlarda diğer organlık. Çünkü konuşma için birçok organın senkronizasyonu söz konusu. Bir eşgüdüm çalışması gerekiyor. İşte dudak yapıları, dil yapıları daha farklı. O anlamda boyun yapıları, soluk borularına kadar farklılık gösteriyor. Yavrularımızın 60'tan fazla belirti taşıyor Down sendromlu çocuklarımız. Dolayısıyla bütün bu farklılıklar, diğer insanlardan fiziksel farklılıkları dil ve konuşmayı da etkiliyor. Birçok şeyi etkilediği gibi ondan etkilenme derecesi fazla olduğunda, dili biraz daha pasif, biraz daha büyük olduğunda, iri olduğunda, dudak yapısı gene daha problemli olabildiğinde konuşma kalitesi düşüyor tabi. Dolayısıyla birçok şey yapılmasına rağmen, bir uzman tarafından değerlendirmesine çalışmasına rağmen ilerleme, ama daha yani sözcük çıkaran bir çocukta her zaman umut vardır. Çocuğumuz konuşuyor. Cümle aşamasına geçmeli. Biraz daha yoğun iletişim becerilerinde yol almalı. Devam etmeliyiz. Davranış problemleri içinde gene orada işte eğitimcimizin çok aktif rol alması gerekiyor. İtme davranışını, yani çocuğun itme davranışını yaptığında bir bedel ödemesi lazım. Down sendromu çocuklarımızla iletişim kurmak daha kolay. Onlarla etkileşim kurmak daha kolay. Onlara verilecek direktiflerde, onlara verilecek talimatlarda daha seri bir dönüş alabiliyorsunuz. O anlamda hani bedel ödemeden kastım nedir mesela? Benim çok sık yaptığım yöntemlerden biridir. Özellikle Down sendromlu çocuklarımızda zaafları varsa o zaafların yönetilmesi lazım. Yani bir problem davranış sergilediğinde arkadaşını itti. İşte çok değer verdiği şeyler varsa, eşyalar onun için çok kıymetliyse o eşyanın bir süre alıkonması, tutarlı yapılması bu problemi ortadan kaldırabilir mesela. Başka problemler çıkabilir mi? Çıkabilir. Yani ya bu biter, başka bir şey başlar, onu demeye çalışıyorum ama bu tip akılcı yöntemlerle sorunları çözebiliriz. Geçici de olsa çözebiliriz. Çocuğumuzun sosyal uyumunu zorlaştırıcı durumların üstesinden gelebiliriz. Orada eğitimcimizin aktif görev alması lazım. Sizi yönlendirmesi lazım. Evet. Rabia Gül Aslan, Allah razı olsun. Öyle içten, öyle anlaşılır anlatıyorsunuz ki hocam. Hep var olun. Eksik olmayın. Sağ olun. Dediğim gibi elimden geldiği kadar. Evet, ben de böyle sizin videoları izleyerek davranıyor. Kendimi çabalıyorum. Çabalayın lütfen. Mücadeleye devam ediyoruz. Hocam merhaba. 4,5 yaşında bir oğlum var. Benimle konuşmaya çalışıyor. Ne diyeceğini bilemiyor
ver diyor, anlatamadığı için bazayı kaldır diyecek mesela, elimi tutuyor, anne ver diyor. Evet, atipik. Şöyle mümkün olduğu kadar yardım sürecimizi biraz askıya alalım. Sizler de lütfen konuşma videolarını izleyiniz. Basamak basamak orada göreceksiniz. Hızlı cevap vermek adına söylüyorum. Mümkün olduğu kadar yardım süreçlerimizi minimum kullanmaya çalışalım, olur mu? Fiziksel desteklerimizi. Ya evet, tam bunu söylemek istiyor. Hadi o zaman ben hemen onu yerine getireyim dedi. Biraz daha ağırdan almanızı tavsiye edeceğim. Ya çocuğumuz mümkün olduğu kadar iletişimde tutmamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bu iletişimin aslan payını çocuğumuzun yapması gerekiyor. Çocuğumuz bir ihtiyacını isteyecekse, hani mümkün olduğu kadar onun daha çok çalışması gerekiyor. Öyle ifade edeyim. Bizim birazcık daha tabii ki süreci yönetecek kadar destek vermemiz gerekiyor, ama bunu mümkün olduğu kadar az yapmamız gerekiyor. Ve çocuğumuzda ilerleme var ise, ifadesel anlamda kendini biraz daha ifade edecekken, hani onun yerine yapacağımız müdahaleler ifadesel anlamda destekler, sözel yardımlar çocuğumuzu yerinde saymasına olabilir. Çünkü çocuğumuz biraz bunu ihtiyaç hissetmeli ve daha aktif görev olmalı. Dediğim gibi aslan payı çocuğumuzda olmalı. Şuradaki soruyu unutmayayım. Evet, oradaki soru sanırım buraya gelmiş. Şu anda yok. Unuttuğumuz soru kalmasın. Güzel. Sorularımızı bitirmiş görünüyorum. Değil mi? Evet. Yine 1,5 saatlik bir yayın yaptık. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya 64. yayında görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi okula başlayan çocuklarımızla ilgili ve ailelerimizle ilgili özel yayınlar yapacağız. Takipte kalın. Biraz ilerleyelim. Şu birkaç gün bir geçsin. Yani bir ikinci haftaya doğru biraz elimizde veri oluşacaktır. Onunla ilgili olarak da sadece okulla uyumla ilgili, okula başlayan çocuklarımızla ilgili hafta içerisinde muhtemelen bir yayın yapacağız. Çünkü bu yayınımız ayrı, bu genel yayınımız devam edecek. Sorun konuşalım. Saat 22 Cumartesi günleri hep baki. Ben teşekkür ediyorum. Nuray Hanım. Ne demek? Evet, sağ olunuz, eksik olmayınız. Bitirirken efendim şu beğenmeleri, kaydetmeleri, paylaşları yaparsanız bana katkı vermiş olursunuz. Mümkün olduğumuz kadar çok insana ulaşmalıyız. Büyük bir aileyiz. Özel eğitim ailesi çok büyük bir aile ülkemizde. Sayımız çok fazla. Bir şekilde bu sürecin içerisine giren insanlarız biz. Amma eğitimci, amma anne baba, çocuklarımız ve diğer yakınlar, bu sürecin içerisine girmek durumunda olan insanlar, büyük bir aileyiz. O anlamda bütün insanlara ulaşma adına efendim videoları, bu yayınları yayın esnasında, yayından sonra tekrarında şöyle bir izleyip 3 saniye izlemeniz yetiyor, biliyor musunuz? O skor olarak geçiyor. Daha çok insana ulaşması adına katkıda bulunacaktır. Bu şeyler çok söylemeyi sevmiyorum ben, ama bunları da yapmamız gerekiyor. Bu sosyal medyanın da böyle efendim cilveleri var. Paylaşmayı, kaydetmeyi de yaparsanız çok sevinirim. Zaten YouTube kanalında bunun tekrarı yayınlanıyor. Ertesi sabah ben hiç aksatmadan her pazar saat 10'da bu yayının tekrarını oraya da koyuyorum. Oradan da, çünkü ulaşmamız gereken insanlar var ve arşivde kalıyor artık o videolar. Daha kayıtlı hale geliyor. Arama sonuçlarında, Google'da yazıldığında konuyla ilgili daha kolay ulaşıyor insanlar. O yüzden orası da önemli. Oradaki videoları takip etmenizi tavsiye ederim. Oradaki takibimizde, hani abone ifadesini kullanmıyorum çünkü bu abone işi farklı şekilde algılanıyor. Takip ediyorsunuz. Yani abone olduğunuzda takip etmiş oluyorsunuz. Ücret mücret öyle herhangi bir şey yok, biliyorsunuz. Peki, kendinize iyi bakınız efendim. İyi akşamlar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.